Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Birkaç aydır S24'ler çıksa da şöyle bir sağlamlık, hayır, sağlam bir incelesek diye heyecanla beklerken gün geldi, çattı ve ön inceleme için basın davetine gittik. Bildiğiniz gibi önceden lansmanlarda cihazlara şöyle bir göz gezdirip orada yorumluyor ve yayınlıyorduk ama bu sefer bunu yapmak istemedim. Çünkü S24 ailesinde bazı radikal değişimler var ve bunlar basın davetinde öyle hızlı hızlı anlatılacak şeyler değil. Hazırsanız başlayalım. Bence S24 serisi çoğu zaman baktığımız editör kafasıyla, yani şu işlemci var, şu kadar RAM var gözüyle baktığımızda salt donanımı yüzünden tercih edeceğimiz telefonlar değil. O donanımlar zaten cepte. Yani en son ne çıktıysa telefonlarda o var zaten. Birazdan aktaracağız ama bence asıl espri Galaxy AI. Samsung bu seride telefonlarda en üst seviye donanım kullanmanın yanında günlük kullanımı geçmişte olmayacak şekilde geliştiren yapay zeka geliştirmelerine odaklanmış ve bunları Galaxy AI adında markalaştırarak bize sunuyor. Peki nedir bunlar? Tane tane gidelim isterseniz. Mesela canlı çeviri. S24 serisiyle artık farklı dillerdeki konuşmaları ve metinleri gerçek zamanlı olarak çevirebileceğiz. Biz telefonla konuşurken ya da bir şey izlerken, dinlerken S24'te mikrofonla konuşmayı takip edecek ve bizim için ister yazılı, istersek de sözlü bir çeviri sunacak. Aynı gelişme chat asistanı özelliğiyle mesajlar için de geçerli. Telefon gelen mesajları desteklenen diller arasından istediğimiz dile anında çevirebilecek ve yazdığımız mesajları da aynı şekilde göndermeden önce eğer istersek çevirebilecek. Bu özellik şimdilik Samsung'un kendi mesajlar uygulaması içinde çalışacak ama 3. parti uygulamaları da destekliyor. Zamanla diğer uygulamalara da geleceğini düşünüyorum. 3. özellik ses kaydı asistanı. Bu eğer sağlıklı çalışırsa toplantılarda hayat kurtaracak gibi gözüküyor. S24'ler ses kayıtlarını yapay zeka ile işleyerek yazılı metinlere dönüştürebiliyor. Ve bunu sadece düz akan bir metin değil, kişi kişi bölerek, yani Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi şeklinde yapıyor. Yani diyalogları ayırarak bize derli toplu bir metin şeklinde sunabiliyor. Hatta istersek metne dönüştürdüğü ses kayıtlarından bize bir özet de sunabiliyor. Bu özellikler çok iddialı ve eğer sağlıklı çalışırsa S24 ailesini birçok kullanıcı için bir numaralı iş telefonu yapacak özellikler. Bu arada şunu belirtmem lazım. Bahsettiğim özellikler için şimdilik Türkçe dil desteği yok dostlar. Temmuz 2024'te gelmesi bekleniyor. O yüzden bu özellikler için şimdilik Türkçe kullanma adına heyecanlanmamak gerek diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğimiz not özetleme özelliğini sadece ses kayıtlarından oluşturulan metinlerle değil, kendimiz yazdığımız notlar üzerinde de kullanabiliyoruz. Not asistanı bizim için notları özetleyip bölümlendiriyor. Böylece metinler arasında bir şey ararken kaybolmuyoruz. Aynı özet çıkarma işi internet sayfaları ve okuduğumuz makaleler için de geçerli. Web asistanı bizim için web sayfalarının özetini çıkarıyor ve paragraflara bölüyor. Bir de bazı telefonlardan bize tanıdık gelecek Circle to Search özelliği var. Bu özellik internette gezerken merak ettiğimiz bir objenin, yani bu beğendiğimiz bir çanta olabilir, kulaklık olabilir vesaire, onun üzerine basılı tuttuğumuzda webde benzer sonuçları gösteriyor bize. Fotoğraf asistanı ile birlikte görsel düzenleme tarafında da güzel geliştirmeler yapılmış. Artık S24'lerle bir fotoğraf üzerinde obje ve kişilerin yerini değiştirme, büyütme, küçültme gibi ya da göze batan işte gölgeler, yansımalar vesaire durumları herhangi bir 3. parti uygulamaya ihtiyaç duymadan editleyebileceğiz. Bu zaten Google Pixel'lerde de olan bir özellikti. Ülkemizde satılmadığı için çoğu kullanıcının bu özellikten haberi olmadı. Ama artık S24'lerle birlikte kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek. Nasıl çalıştığını çok merak ediyorum açıkçası. İncelemede detaylıca göz atacağız buna zaten. Bir de Samsung'un öve öve bitiremediği Space Zoom var tabii. Bu zaten birkaç seridir hayatımızda olan bir özellik. Ama artık Space Zoom sadece ayı değil, nesneleri de tanıyabiliyor. Ve süper çözünürlük uygulayabiliyor. Yani artık 30x'te falan daha net sonuçlar alabileceğiz gibi düşündürdü beni. Performansını yine telefonları inceleme için bize geldiğinde detaylıca göreceğiz diyelim ve şimdilik yapay zeka özelliklerini bir kenara alıp tasarımla devam edelim. Fark edilen en büyük değişiklik S24 Ultra tarafında dostlar. Telefonun kasası artık titanyumdan oluşuyor ve eski serilerdeki Edge tasarımdan vazgeçilmiş. Artık daha keskin hatlara sahip bir Ultra tasarımı görüyoruz. Titanyum bekleniyordu zaten. Daha sağlam ve hafif bir malzeme olduğu için hacimli telefonlarda kullanılması mantıklı bence. Ama Edge tasarımın değişmesine üzüldüm açıkçası. Bence Ultra serisinin özgün yanlarından biriydi ama olsundu diyelim. Merak edenleriniz için renk seçeneklerini de sayalım. S24 Ultra titanyum sarı, siyah, gri ve mor olarak 4 farklı renk seçeneğiyle gelecek ama sadece Samsung Shop'ta satılacak titanyum mavi, yeşil ve turuncu seçenekleri de olacak. S24 ve S24 Plus'ın kasasında ise armor alüminyum tercih edilmiş. His olarak kenarları daha keskin geldi bana S23'e göre. Bir hoşuma gitti açıkçası. Ya bence üst segment oluşunu belli eden bir detay olmuş. Arka tarafın tasarımında gözle görünür bir farklılık yok. Üçlü kamera dizilimi aynı şekilde devam ediyor. Renk seçenekleri olaraksa sarı, mor, gri, siyah, yeşil, safir mavi ve turuncu
olmak üzere 6 farklı seçenek sunuluyor. İlla biri hoşunuza gider diyerekten her renkten yapmışlar. Cihazların ekranlarına baktığımızda gördüğümüz en büyük fark 3 telefonda da parlaklığın 2600 nit'e çıkması. Geçmiş serilerde telefonlar arasında ekran değerlerinde farklılık vardı. Ama bu sefer Samsung tarafı kardeşler arasında bir ayrımcılık yapmamış ve 3 telefona da 2600 nit parlaklık sunmuş. Ekran büyüklüğü açısından da ufak bir farklılık var. S23'te 6.1 inç olan ekran boyutu S24'te 6.2 inçe, S23 Plus'taki 6.6 inçlik ekran ise S24 Plus'ta 6.7 inçe çıkarılmış. S24 Ultra'da ise bir değişiklik yok. O bir önceki seride de olan 6.8 inç boyutunu koruyor ki zaten bu haliyle de kocaman bir telefon gerçekten. Ailenin 3 üyesi de S21'den beri Samsung'un üst segment telefonlarında standart haline gelmiş AMOLED 2X panelle birlikte geliyor ve 120 Hz adaptif ekran yenileme hızını bize sunuyor. Belki bir ihtimal 144 Hz gelir diye düşünmüştüm ama Samsung tarafı bu seride de 120 Hz'de kalmayı tercih etmiş. Peki kameralarda ne gibi bir değişiklik var? S24 ve S24 Plus bir önceki serideki 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel telefoto kamera dizilimini aynen devam ettiriyor. Ön kamerada da aynı şekilde 12 megapiksel tercih edilmiş. Çözünürlük tarafında bir değişiklik görmüyoruz S23'e göre ama performans anlamındaki farkları çok merak ediyorum açıkçası. Basın gösterimindeki kısıtlı zamanda o detayları pratik edemiyoruz tabii ama cihazlar bize geldiğinde bu konuda detaylı bir sunum yapmak istiyorum size açıkçası. Kamera çözünürlüğü anlamında gördüğümüz tek değişiklik S24 Ultra'da. S23 Ultra'da 10 megapiksel olan birinci telefoto kamera yani 3x'e denk gelen kamera artık 50 megapiksele çıkarılmış. Onun dışında ana kamera 200, ultra geniş 12, ikinci telefoto 10 ve ön kamera 12 megapiksel. Yani S23 Ultra ile kağıt üstünde aynı değerleri sunuyor bize. Ama rakiplerindeki kamera geliştirmelerini göz önünde bulundurduğumuzda S24 Ultra'nın performans anlamında çok gelişmiş olmasını umuyorum. Onu da bekleyip göreceğiz. Bence şimdi en radikal değişime donanım tarafına geçelim. S24 ve S24 Plus artık sadece Exynos işlemciyle birlikte gelecek. Samsung tarafı artık amiral gemisi sınıfında da kendi işlemcilerine güveniyor. Bu güvenin bir kaynağı da AMD ile yaptıkları işbirliği tabii ki. Exynos 2400 için AMD ile birlikte çalışmışlar ve sonunda 4 nanometrelik amiral gemisi seviyesinde performans sunan bir işlemci çıkmış ortaya. S24 Ultra'da ise henüz radikal bir değişiklik görmüyoruz. Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmiş. Bir rakibinde 3 nanometrelik bir işlemci görünce acaba Samsung da 3 nanometrelik bir işlemciye geçer mi diye düşünmüştüm açıkçası ama öyle olmadı. Belki S25 Ultra'da 3 nanometre görürüz. Bu arada bu nanometre farkları ilgilileri için bayağı önemli cidden. Yani çok detaylı test senaryoları var bununla ilgili aradaki performans farkını anlamamız için. Ama günlük kullanımda maksimum WhatsApp kullanıp onu aşağı indirip map'i açıp bir yandan müzik dinleyeceğimiz, map'i aşağı indirdikten sonra Twitter'a bakacağımız basit bir multitasking senaryosunda 4 nanometre ile 3 nanometre arasındaki farkı göreceğinizi hiç zannetmiyorum açıkçası. Ama biz yine de test yapacağız tabii ki. Son olarak batarya değerlerini de sunup videomuzu yavaştan kapatalım dostlar. S24'ün bataryası S23'e göre 100 mAh'lik bir artışla 4000 mAh olarak gelirken S24 Plus bir önceki seriye göre 200 mAh artışla 4900 mAh bataryayla geliyor. S24 Ultra ise bir önceki seriyle aynı olarak 5000 mAh'lik bir bataryayla geliyor. Videonun başında da dediğim gibi bence S24 ailesinin asıl olayı yapay zeka tarafında. Eğer canlı çeviri veya chat asistanı gibi özellikler Türkçe ile sağlıklı çalışırsa birçok kullanıcı için tercih sebebi olabilir. Onun dışında S24 ve S24 Plus'taki küçük tasarım değişikliği hoşuma gitti açıkçası. Detaylı test ve incelemeler için de takipte kalın derim dostlar. Peki telefonlar sizin hoşunuza gitti mi? S24 serisine geçiş yapmayı düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.